Bir genç Kur'an'a niçin tekme atar? Son günlerde içimizi burkan bir manzara sosyal medyaya düştü. Gençler kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'le dalga geçiyor ve Kur'an'a tekme atıyordu. Tabii olarak sosyal bir infial yaşandı. Genel söylem bu gençlerin nasıl cezalandırılmasıyla ilgili öfke dolu kanaatlerden oluşuyordu. Peki hiç düşünüp kendimize sorduk mu? Bizler anne baba, yetişkin ve eğitimciler olarak acaba bu çocukların çanağına ne doğradık ki kaşığımıza böyle acı yemekler geldi? Rol model olarak hangi erdemleri başta kendimiz içselleştirip sonra bu çocuklara telkin ettik? Hangi iman hakikatlerini seviyelerine uygun bir şekilde erken çocukluk döneminden itibaren bu gençlerle paylaştık? 200 yıldır pozitivizmin tesiri altında olan bilim dünyasının din ayrı, bilim ayrı, hatta birbirine zıt olduğu iddiasını bir eğitim sistemi olarak çocuklarımıza nasıl telkin ettik? Bu çocukların aklını ve zihnini modern fenlerle geliştirdiğimiz kadar kalp ve vicdanlarını ciddiye alıp ruhlarına hangi değerlerimizi bir tohum olarak ektik? Evet sevgili dostlar, soruları artırmak mümkün. Aslında cevap net. Biz çocuklarımızın sadece akıl ve beden tarafını besledik, ruhlarını aç bıraktık. Çünkü sistem bunu emrediyordu ve bizler sistemin azat kabul etmez köleleri haline gelmiştik. Bu tarz olaylar buzdağının görünen yanları. Fert, toplum ve devlet olarak acil önlemler alıp fıtrat ayarlarımıza dönmezsek, kazandıklarımız hiçbir dünyevi kaybımızı telafi edemeyeceği gibi ebedi saadetimiz de tehlikeye girecektir. Kısa bir dünya hayatı için her türlü maddi fedakarlığı yaparak bir ömür sınavlara çalıştırdığımız çocuk ve gençlerimizin ebedi sınavını ihmal etmek kârı akıl olmasa gerek.